Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Selamun Aleyküm. geceniz hayır olsun, hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle beraber bazen merak ettiğimiz, cevabını ararken yanlış sulara daldığımız bir mevzu var. O da malumunuz, ruh ve nefsin ne olduğu. Bunlardan bir tanesi, ruhu anlamaya çalışacağız. Peki yüzde yüz başarılı olabilecek miyiz? Elbette hayır. Çünkü ruh konusunda tüm ayrıntıları, belki de merak edilenlerin ekseriyetini sadece Allahu Teala biliyor ve bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip konu hakkında sual soranlara şu cevabı vermesini buyuruyor. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir size ancak az bir bilgi verilmiştir. İşte o az bilgi gereği, ruhu anlamaya çalışan insanlar, bu konuda bazı şeyler söylemişler ve onu açıklamaya, anlamaya çalışmışlar. Bu söylenen az bilgilerden yola çıkarak, genel görüşü nedir, oradan yola çıkacağız. Dilimiz döndüğü, aklımız erdiğince. Sözlüğe baktığımız zaman, ruh can nefes veya güç gibi anlamlara geliyor. Bedenin zıddı olan yani insanın manevi cevherini, özünü oluşturan, onu insan yapan ve diğer bütün varlıklardan ayrı olmasını sağlayan soyut bir varlık olarak anlaşılmış. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bazı şeyleri açıklamak o kadar zor ki. Mesela sizin de bildiğiniz bir gerçek var, o da şudur. Şimdi iki şey var diyelim. Bu iki şey arasındaki farkı öğrenmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken nedir? Evvela bu iki şeyden her birinin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Neden? Çünkü bilinmeyen o iki şeyin birbirinden nasıl ayırt edileceğini anlayamayız. Bizler aralarındaki farkı onlar hakkında bilgimiz sayesinde anlarız. Mesela uzun derken kısanın ne olduğunu biliriz. Genç dediğimizde yaşlıya dair bilgimiz hemen aklımıza gelir. Zengin, fakir, güçlü, güçsüz vesaire. Şimdi demek ki eşya ve duygular zıddı ile biliniyor. Peki ben ruh ile nefs'i nasıl tanımlayacağım o zaman? İyi de nefs'i de tam olarak bilemiyorum, ruhu da tam olarak bilemiyorum. Dolayısıyla ikisi ile ilgili en azından özet, genel kabul görmüş bilgileri evvela bir öğrenmem lazım. İşte bu akşamki programımızın sebebi, hikmeti bu. Ruh bir madde değil. Allahu Teala insanın ruhunu bilinemez şekilde yarattı. Ruh madde ve cisim olmadığı için belli bir yer izafe edilemiyor. Ruh bedenin ne içinde ne de dışında. Ne bitişik ne de ayrı şekilde. Bedenin her zerresini diri tutan ruhtur. Alemi varlıkta durduran Allahu Teala bedeni de ruh vasıtasıyla diri tutar. Ruh insanın bedeninden ayrılınca da varlığını devam ettirebiliyor. Bunun en açık örneği insan bedeninin ölümünden hemen sonra çürümeye başlamasıdır. Bilim insanlarının açıklayamadığı alanlardan bir tanesi de işte budur. Kalbi durdu, şu mikrop şuraya geçti, şu oldu bu oldu. Peki insanın onca hissetmesi, duyguları, insanı insan yapan o özellikleri vücudun neresinde saklanıyordu da kalbin durmasıyla hepsi durdu? İşte işin bundan sonrası zaten güzel dinimizin açıklamalarıyla oluyor. Sadece siz ben bir başkası değil, bundan 14 asır önce yine o zamanın insanları merak ettiler ve Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ruhu sordular. İlk önce cevap vermediler, vahyi beklediler. Biraz sonra bir ayet indi. O Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Burada ruhun varlığı tasdik ediliyor. Evet var ama mahiyeti açıklanmıyordu. Çünkü muhatapların söyleneni anlamasına imkan yoktu. Evet, bize ancak az bir bilgi verilmiştir. Düşünsenize bir tarafta ölüm, bir tarafta da hayat olmasa Şöyle birbirine zıt ve karşılıklı olarak takip eden bu iki sıfat birlikte yaratılmış olmasaydı hayatı ölüm, ölümü de diğer bir hayat karşılamış olmasaydı bu düzen acaba nasıl olurdu? Dünyanın neresine giderseniz veya hangi bilimsel makaleyi okursanız okuyun ölüm gerçeğini inkar edecek bir insan yaratıldığından beri olmamıştır. Herkes bu gerçeğin farkındadır. Peki nedir ölüm? Ruhun bedenden ayrılması, bedeni terk edip bırakması. Kısaca bu. En önemli sorulardan biri bunların sebebini sorguluyor. Tarih boyunca sorulan soru net. Peki ruh nedir? Elbette ki bu konuda farklı görüşler mevcut. Bilmemiz gerekenler şunlar. Kelam alimleri latif bir cisim şeklinde tanımlamışlar. Bazıları ruhu bir hava gibi yani latif bir cisim kabul ederken başta filozoflar olmak üzere büyük çoğunluk ruhun maddeden yani maddi bilinen şeylerden niteliklerden bağımsız gerçek bir varlık olduğunu, her insanın kendine özgü kişiliğini yansıtan bir ruhu bulunduğunu ve sorumluluğun böyle bir bağımsız ruha sahip bulunmasının sonucu olduğunu belirtmişler. İslam düşünürleri ruhun gerçek bir varlık olduğunu kanıtlamak üzere çeşitli deliller ileri sürmüşler. Birincisi demişler ki insanın bedeni değişir, gelişir ve başkalaşır. Halbuki onun kişiliği daima aynı kalır. Bir çocuk düşünün, okul yaşantısı vardır, biraz daha büyür, evlenir, anne baba olur, yaşlanır vesaire. Ama hatıraların hepsi aynı vücuttadır. Bir değişim, bir gelişim, bir başkalaşım vardır ama kişilik aynıdır. İşte derler ki bu değişmeyen kişilik ruhun varlığının dışa yansıması. İkincisi, herkes insanın ahlaki, hukuki yönden sorumlu olduğunu kabul eder. Kimse kendine münhasır, bağımsız olamaz. Bunun gibi eğer ruh olmasaydı sorumluluktan söz etmek anlamsız olurdu. Örneğin Eliyle birisine vuranın eli değil, kendisi sorumlu olur. Onun eli yargılanmaz. O kişi sorumlu olur. Nitekim ruh taşımayan nesneler için böyle bir şey söz konusu edilmez. Bir duvarın yanından geçerken duvar yıkıldığında o duvara ceza kesilmez. Eğer ihmali varsa o duvarı yapandan bunun hesabı sorulur. Demek ki ahlaki ve hukuki kişiliğimizi oluşturan varlığımız bize ait olan ruhumuzdur demişler. Üçüncü olarak diyorlar ki, insanlardaki bilinç, irade, bir şeyleri seçme özgürlüğü gibi ne deniyor bunlara? Yetenek ve kapasiteler. Bunlar bedene ait özellikler değildir. Bu yeteneklere sahip olan ve bunlarla bedeni hareket ettiren, durduran tüm işlevleri gerçekleştiren güç ruhtur. İstediğin kadar su içmek iste, eğer ayağa kalkıp o sürahiden bardağa su doldurma fiilini yerine getiremiyorsan suyu içemezsin. Hasta olup da hasta yatağında bir parmağını oynatamayan ama etraftaki her şeyin farkında olan hastayı örnek vermişler. Dördüncü olarak demişler ki insanın sırf maddi ve bedensel varlığı açısından bakıldığında kendisinden çok daha güçlü olan varlıklardan daha üstün olmasını sağlayan aklı var. Olaylar karşısında muhakeme gücü var, seçme gücü var, karar verme özgürlüğü var. Bunlar da ruha ait yeteneklerdir demişler. Kocaman bir filin 5 yaşındaki bir çocuk tarafından kontrol edilebileceği gibi ve son olarak demişler ki ölüm olayının gerçekleşmesinden önce ortada gerçek bir insan varken, ölümle birlikte artık cesedin insan olarak varlığının son bulduğunu herkes kabul eder. İşte bunun sebebi ruhun bedeni terk etmiş olmasıdır. Bu beş maddeyi birer örnekle daha anlaşılır bir şekilde sizinle paylaştım. Orijinal metinleri siz de temin eder, okuyabilirsiniz. O zaman neyi cebimize koyduk? Öyle ruh, masallarda, hikayelerde veya sadece rüya ile ilişkilendirilen tabirlerle açıklanabilecek, geçiştirilebilecek bir şey değil. Bizi biz yapan unsur diyebiliriz. Sadece bu mu değil? Ruhun nesi vardı? Bir de karşısı var. Nefis bizi bekliyor. O sonraki programda. Allahu Teala'nın sınırsız ilmini dikkate aldığımızda Hepimizin bilgisini bütün yaratılmış ve yaratılacak insan ve cinlerin bilgisini hepsini toplasanız da okyanusta bir damla dahi olmayacağına inanırız. Bunu aktarırken çok da kendimizi böyle yerin dibine sokmaya gerek yok. Evet bize ilimden ancak biraz verildi ama hiç verilmedi buyurulmuyor. Bildiğimiz de az. Bilişimiz de azdır. Bunu kabul edeceğiz. Çünkü bizim ilmimiz yani öğrendiğimiz her şey sonradan olmuştur. Bir şeyle ilgilidir. Bir bağıntısı vardır. Burada dengede olacağız. Birilerinin söylediği gibi efendim biz bir şey bilmeyiz, anlamayız değil. Bazılarının da iddia ettiği gibi her şeyi ben bu aklımla bilirim şu gözümle gördüğüm, şu işte kulağımla duyduğum, şunla bunla sorular sorup cevap aldığım, mantığımla anladığım her şeye inanırım diyenlerden de değiliz. Ki olmamalıyız. Allah Celle Celaluhu insanın içine ruhu verdi ve nefsi verdi, bizi imtihan ediyor. Şeytan ve nefse kötülüğü, bugünkü konumuz olan meleğe de ruha iyiliği hatırlattırıyor. Peki biz öldükten sonra bu cesedimiz kuruyacak, bizden kalan her şeyi de nasibi olanlar yiyecek. Ama biz yok olmayacağız, onu biliyoruz. Çünkü ruh ölmüyor. Ruh önceden de vardı. Bu konuyla alakalı şöyle aktarılıyor. Ruh hakkında beş tane madde var. Yaratılması, aleme, daha sonra bedenlere gönderilmesi, sonra yeniden dirilme esnasında tekrar bedenlere gönderilme devreleri var. 1. Yokluk devresi deniyor. Nedir bu? Neye inanıyoruz? Ezelde sadece ve sadece Cenab-ı Hak vardı. Onun dışında hiçbir şey ve varlık yoktu. O dönemde ruhlar da tam bir yokluk içerisinde bulunuyordu. Ki İnsan suresinde buyrulduğu gibi, insanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Öncesinde ruh yoktu. İkinci bölüm Ruhlar aleminin varoluş devresi ki buna ne deniyor? Duymuşsunuzdur. Elest bezme, bezme elest. Allahu Teala bilemediğimiz pek çok hikmet olduğu halde cesetleri yaratmadan önce ruhları var etti ki hadis-i şeriflerde geçer ruhlar cesetlerinden önce yaratılmıştır. Üçüncüsü olarak bedenlere gönderilme bölümü var. Bedenlerden hayli zaman önce yaratılan ve kendilerinden Allahu Teala'yı tasdik hususunda söz alınan ruhlar daha önceden çizilen o kader planına uygun olarak birer birer bedenlere gönderilmeye başlandı. Ki ayeti kerimede ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselama ruhun üflenmesinden bahsediliyor. Hicr suresinde ona ruhumdan üfürdüğümde. Dördüncü bölüm olarak her birimizin başına gelecek o bedenden ayrılma devresi var. Bu fani hayatta kendisine biçilen, verilen o ömrü tamamlayan ruhlar, geçici bir ilişki içerisinde bulundukları, beraber oldukları o bedenlerden geldikleri gibi birer birer ayrılacaklar. Hiçbirimizin kurtulamadığı ve kurtulamayacağı bu kaçınılmaz akıbete ölüm deniyor. Ali İmran suresinde buyrulduğu gibi her nefs ölümü tadacak. Ama bundan sonrası işte her Müslümanın umudu. Tekrar bedenlere döndürülme devresi var. Yani ruh ölmeyecek. İslam inancına göre ölüm bir yok oluş değildir. Tıpkı anne rahmindeki bebeğin oradan bağını keserek artık dünyaya merhaba demesi gibi, doğması gibi ruhun bu fani alemden kurtulup ebedi bir hayatın sabahına uyanması. İnsanoğlu burada dünyadaki yaşadığı hayattan hesaba çekilecek. Bunun neticesine göre sonsuz bir saadete ulaşacak veya Allah korusun nihayetsiz bir azaba uzanacak. Yasin suresinde buyrulduğu gibi de ki onları ilk defa yaratmış olan Allah Yine aynı şekilde onları diriltecektir. Çünkü o yaratmanın her türlüsünü gayet iyi bilendir. Ve Tekvir Suresi'nde de geçer. Allahu Teala şiddetli ve ibretli o kıyamet alametlerini onların neler olabileceğini buyururken ruhların yeniden beden kalıbına alınmasını nasıl bildiriyor? Nefisler birleştirildiği, ruhlar bedenlerle bir araya getirildiği zaman. Bizim yaptığımız hatalar, yanlışlar, günahlarda ruhumuz azap çekiyor. Hani diyoruz ya bazen, vicdanı o kişiyi itiraf ettirdi. Vicdanıyla baş başa kaldı. Bu vicdan denilen şey insana iyiliği anlatmıyor mu? Meleği akla getirmiyor mu? Nefis de Şeytanla ortaklığı, Allah'a isyanı ve cehenneme yaklaştıran her şeyi anlatmıyor mu? İşte öyle düşünün. Bugün birçoğumuzda "E ben namaz kılıyorum, şunu şunu yapıyorum, bunu bunu yapıyorum ama" diye başlayan, kalbinin mutmain olmadığını, huzurlu olmadığını, tam böyle aşk ile ibadetleri yapamadığını veya eskisi gibi olmadığını anlatıyor. Bunun cevabını da şöyle vermişler. Evladım diyor nasıl dünyada gözün hastalandı miden hastalandı hekime gidiyorsun nasıl vücudunun hastalıkları varsa nefsin de hastalıkları var bunlar bazen öyle ilerler ki öyle güçlenir ki nefsin o büyüklüğü ağırlığı karşısında o kulun ruhu daralır daralır ve rahatsız olmaya başlar peki buna sebebiyet nedir maalesef faizin, haram şeylerin artık çok yaygın olması, kendi aramızdaki hasedin, başka insanların üzerindeki nimetlere göz dikmemizin yanlışlıkları, haram helal demeden maalesef sırf kazanmaya odaklı olmamız, yalana, gıybete, kin ve nefrete yaklaşıyor olmamız, anne babaya hürmeti belki bırakmamız, sılayı rahimi, akraba ile ilgilenmeyi maalesef yerine getiremiyor oluşumuz gibi birçok şeyden bu hastalıklar oluyor. Ruh ve rüya ile ilgili de çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, aşina olduğumuz şeyler var. Bu konuda da birkaç bilgiyi sizinle paylaşalım. Çok beğendiğim bir tabir var bu konuyla ilgili. Ruh parlak bir nur gibi diyor, alemde gezer durur. Ruh parlak bir nur gibi, alemde gezer durur. Bu gezinti esnasında ki hızın, şeklin bir önemi yok, etrafta ne gördüyse bazen bunları beynine aktarır. Bunlar bizim bildiğimiz dünyanın şurası, burası gibi maddi olarak anlatabileceğimiz şeyler değildir. İşte insanlar bazen rüyalarla bir şeyleri görür, daha önce hiç gitmediği yerleri gördüğünü iddia eder Aradan yıllar geçtikten sonra ben buraları biliyordum. Hatırlamıyorum ama sanki ben buradaydım der. Yine bir başka tabire göre rüyalar görülmeyen alemlerin kapısını aralayan şifreler gibidir. Uyku aslında ölümün küçük kardeşi. Rabbimiz tarafından bir dinlenme vasıtası olarak bize hediye edilmiş. Uyuduğumuz zaman gün boyu çalışan bütün azalarımız dinleniyor. İşte o yüzden 11 ile 3 arası muhakkak uykuda olun denmesi bu yüzden bütün vücudumuz istirahata çekiliyor ama bu tatil esnasında yani insanın uykuya dalması sırasında ruhun cesetle irtibatı belli bir ölçüde kesilir. Bildiğiniz gibi aslında biz görürken de gözümüzle görmüyoruz. Daha doğrusu gördüklerimizi beynimizin arka tarafında yer alan Gözden gelen sinirlerle anlıyoruz. Bir tık ötesine gidelim, rüya beyinle görmek anlamına geliyor. Daha doğrusu ruhun gördüklerini beyne aktarmasından sonra hafızada kalanlara biz rüya diyoruz. İnsan rüyasında birçok şey görebilir. Gözüyle sınırlı alemleri de görebilir. Birine sinirlendiği, gündelik hayatında bir etkilendiği durum var menfi veya müsbet onlar da olabilir. Nasıl ki şöyle etrafımızda bizim şu an görmediğimiz Wi-Fi sinyalleri, dünyanın dışından o kadar gelen ışınlar, şunlar bunlar, bunlar nasıl işe yarıyor? Bu sinyalleri alabilecek bir internet sağlayıcın varsa, radyo dinliyorsun, bu radyo sinyallerini alacak ve işitebileceğin bir hale çeviren cihazlar varsa idrak edebiliyorsun. Yoksa nefes alıp verdiğin zaman, etrafa baktığın zaman ne Wi-Fi sinyallerini ne radyo sinyallerini fark edemiyorsun. Bizim bunları anlayabilmemiz cihazlarla mümkünse, işte gözde görülmeyen alemleri ruh ve kalp vasıtasıyla idrak edebiliriz. İşte rüyalarda o görülmeyen alemlerin kapısını aralayan şifreler olabilir. Konumuz rüya olmadığı için ruh ve rüya ile ilgili bu bilgileri verelim ve şu önemli tavsiye ile bitirelim. Ben rüyamda şunu gördüm. Bana şu emredildi. Şunu hissettim. Şöyle bir ses duydumla insanlar gündelik hayatında fıkhen karar veremezler. Çünkü her insanın gördüğü rüya hayır olmayabilir, şer yani şeytandan da olabilir. Bazı şeyleri gizemli addederek bunun ardından koşmaya da lüzum yoktur. Sadece bir rüya gördüyseniz bu rüyayı herkese anlatmayın. Siz de hayra yorum. Eğer birisi size rüyasını anlattığı zaman hayır olsun kardeşim deyin. Bu minik bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Programımızın Sonuna gelmişken hep ruhla ilgili konuşmaya çalışıyoruz ya. Müzik ruhun gıdası falan değildir. Evet, müzik ve sadece müzik de değil. Çok daha fazla şeyler insana hoş gelir ama insan derken nefs anlaşılmalıdır. Ruhun gıdası müzik değil, zikirdir. Ruhun gıdası birine yardım etmektir. Ruhun gıdası ibadet etmektir. Ruhun gıdası bir kediye, bir çiçeğe bunu Allah azze ve celle yarattı diyerek yaratılan her şeyle beraber merhamet etmektir. Ruhun gıdası İslam'dır kardeşlerim. Ruh ile ilgili en azından anlatılan bilgileri program başında paylaştığım gibi zaten az bir bilgimiz ortada. Ekser görüşleri sizinle paylaşmaya çalıştık anlattıklarımızın en doğrusunu Allahu Teala bilir. Kendisine sığınıyor. Hatalarımızın affını ahirette kendisinin rızasını kazanmış olarak toplanan diğer Müslümanlarla beraber olmayı ve bu dünyadan iman kelimeleri ile ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek kul haklarından kurtulmuş ve konuşup durduğumuz o ruhun çıkışında cennetle müjdelenmiş olmanın mutluluğunu yaşamayı cümlemize nasip buyurmasını niyaz ediyoruz. Allahü Teala yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. بنبينا محمد